Arkadaşım selam ben İsmail hocam, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Biliyorsun ki AYT fırlatan kampta sevgili arkadaşlarım artık bu kurgu sorularlı olan kısmı geçilmiştik ve sizlerin yorumlarda çok fazla fazlaca belirttiğiniz üzere ilk 10 soru kampı çok istemiştiniz. Ben de AYT fırlatan kampın devamı olarak devamı niteliğinde bu 10 soruluk ilk 10 soru kampını sevgili arkadaşlarım sizler için çekmek istedim. Bu ilk 10 sorunun ikinci PDF'i ikinci videosu sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz fazla vaktinizi çalmayacağım sınav artık sayılı günler kaldı ve sevgili arkadaşlarım kanala abone olduysanız ve tabii ki videoyu beğendiyseniz bunlar benim için çok değerli geçebiliriz videomuza ilk sorumuzu okuyalım bakalım en kenarlı bir çokgenin içerisine yazılan sembolün değeri en tane A sayısının çarpımına eşit bu çokgenlerden iki tanesinin bir dairenin içerisine yazılması ile oluşan sembolün değeri ise çokgenlerin değerlerinin çarpımına Yani şu şekilde şuradaki üçgenin içerisinde 2, 3 tane 2'nin çarpımı, dörtgenin içerisindeki 3, 4 tane 3'ün yan yana çarpımı olarak nitelendiriliyor. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün dördüncü kuvveti diyebiliriz biz buna. Aşağıda verilen dairelerin sayısal değerleri de birbirine aynı zamanda eşit. Buna göre x hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi şu ne arkadaşlar? 4'ün küpü. Peki şuradaki ne? 8, 8 genin içerisinde olduğu için 8 üzeri 8 diyebiliriz. Yani burası 2 üzeri 6 diye yazılabilir. Burası da 2'nin küpünün 8. kuvveti olduğu için 2 üzeri 24 yazılabilir. İkisini çarparsanız 2 üzeri 30'un ta kendisi gelecektir. Eşittir dedim. Şimdi şuraya bakıyoruz. 2 üzeri 4 var. Çarpı şuraya bakıyoruz. 2'nin 6. kuvveti mevcut. 2'nin 6. kuvvetine bölersem her iki tarafı. X üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 24 olacaktır. Ve ben bu 2 üzeri 24'ü şu şekilde yazabilirim. 2'nin 6. kuvvetinin 4. kuvveti. Yani x üzeri 4 böylelikle 64'ün 4. kuvvetine eşit oldu. Ve böylelikle biz x'in 64 olabileceğini anladık. O halde cevabımız da B şıkkı olmuş oldu sevgili arkadaşlarım. Ayetinin ilk sorusu olabilir. Devam ediyorum. ikinci soruyla. x 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kx ifadesi x sayısındaki rakamların çarpımı biçimde tanımlanıyor x sayısındaki rakamların çarpımı 18 eşitliğini sağlayan en küçük x sayısının rakamları toplamı kaçtır? Rakamları çarpımı 18 olacaksa 18 biliyorsun 3 kere 6'dır 2 kere 9'dur rakamların çarpımı olarak düşüneceğiz ve en küçüğünü arıyoruz o yüzden 2 basamaklı arıyorum 3 basamakları saydım 2 çarpı 3 çarpı 3 de diyebilirdim buna 233 sayısı da olabilir yani. Pekala 1 kere 18 olmaz iki rakamın çarpımı, çarpımı dersek 18 rakam değildir çünkü Eğer küçük kızımın sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar Uyumamak için direniyor 2 çarpı 9 e, Böylelikle 29 sayısını ya da 92 sayısı ele alınabilir ama 29 küçük olduğu için 29 bizim aradığımız en küçük x ve bunun rakamları toplamı sorulmuş. 2 ile 9'un toplamı 11 yapar. O halde cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Devam ediyorum 3. soruyla. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Eğer B tekse EBOB AB 1'miş ve ekokları da bu sayıların çarpımına eşitmiş. Şimdi B'nin tek olması durumunda EBOB'ları 1 ve ekokları A kere B ise sevgili arkadaşlarım burada A ile B'nin aralarında asal olmaları gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü aralarında asal sayıların EBOB'ları 1 ve ekokları bu sayıların çarpımıdır. Peki B tek sayısının B ile aralarında asal hangi A sayısı elde edilebilir? İlk akla gelen tabii ki kesinlikle ama kesinlikle 1. İkinci akla gelen de içerisinde hiçbir şekilde çift çarpan olmayan bir sayı. 2. Tek çarpan olmayan özür dilerim. 2. Pekala 1 ve 2 olabilir A. Buna göre bir de şurada şey vardı. B çift ise EBOB'ları A ve ekokları da B'dir. Şimdi burada B'nin çift olması demek A ile B'nin ebob'unun A'ya götürmüş yani en büyük ortak bölenleri. Şimdi B'nin ortak, ortak böleni ile A'nın ortak böleni A'nın ta kendisi oluyor. Burada mesela 6 ile 3'ü kabul ederim. B çiftse bu B olsun, şu da A olsun. 6 ile 3'ü kabul ederim. Bunların ebobları A'ya eşittir, ekokları da yine B'ye eşittir. Aynı burada verdiği gibi. Ama şimdi şöyle bir durum var. E, A sayısı 3 olursa bu sefer yukarıdaki şu durumu sağlamayabilir. O halde burada tek sağlayan ama tek sağlayan 1 ve 2 vardır arkadaşlar. Bu durum şurayı da sağlar, bunu da sağlar. O halde sağlayan kaç farklı A değeri varmış? 1 ve 2 olmak üzere toplam 2 tane. Devam ediyorum bir çarpanları ayırma sorusuyla. Eni 2x, boyu 6x birim olan şekildeki kağıt kısa kenarları çakışacak şekilde tam ortadan katlanmış. Şimdi katlandığı zaman o zaman şurada ne kadar arkadaşlar? 3x'lik bir kısım kalmıştı. Y'sini buradan kesip koparacağız. Ve aynı şekilde buradan da kesip koparacağız. Ve burası ne oldu? X. Buradaki üçgenin alanı nedir? X çarpı Y bölü 2'dir. E şimdi üst üste katlandığı zaman ve ben buradan ve şuradan kestiğim zaman 4 tane bundan koparılacak. 4 tane yaparsak 2 çarpı X çarpı Y kadar bir alan kaybettik. Buna göre açılan kağıdın bir yüzeyinin alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Kağıdın alanı önceden 2x çarpı 6 xten 12x kareydi. Bundan 2 xye kadar kadarı çıkarsa 2x parantezinde 6x eksi y bize cevabı verir. Cevap B seçeneği olur. Devam ediyorum 5. soruyla. n 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere knx ifadesi x doğal sayısının n doğal sayısına bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ABC, CAB ve BCA üç basamaklı sayıları için ABC'nin dörtte bölümünden kalan 3'müş. CAB'nin beşte bölümünden kalan sıfırmış Yani burada B ya 0 ya da 5 olacak. Tam bölünüyormuş çünkü 5'e. Son basamak olan B 0 veya 5'tir. Ama diyorum ki 0 olamaz. Neden? Çünkü buradaki BC 3 basamaklıydı. B 0 olamaz. Demek ki B kesinlikle ama kesinlikle 5'miş. Şimdi B 5 geldim şuraya. A 5 C. bunun 4'te bölümünden kalan üstü. 4'te bölümde kuralı Son 2 basamağa bakıyorduk. Son 2 basamağın 50 küsürlerdeki sayının 4'te bölümünden kalan eğer 3 olursa Demek ki burası 51 yani A5 1 A5, 5, 4 ekle ekleye giderim. A5, 9 olabilir. Şimdi karşımda 3 tane seçenek var benim. A5, 5 olabilir mi? Olamaz. Neden A, B, C birbirinden farklıydı? Bunu da evetim Kaldı 2 seçenek. Şimdi A5, 1 ve A5, 9 için bakacağım. B, C, A 3 basamaklı sayısının 7 ile bölüm, 9 da bölümünden kalan 7 imiş. 9 da bölümünden kalan kuralı neydi? Şimdi B, C, A'ları yazalım. Burada ben B'nin 5 olması gerektiğini biliyorum. Ve C değerleri de 1 veya 9 olabiliyordu. 9'da bölümünden kalan kuralı rakamları toplamının 9'a bölümünden kalandı ve 7 olması gerekiyormuş. 5 ile 1'i topladınız arkadaşlar 6. Kalanın 7 olması için A'nın da 1 olması lazım ama o da ne? C ile A birbirine eşit oldu. Olamaz dedik çünkü rakamlar farklıydı. Demek ki 590 topladınız 14. 9'da bölümünden kalanın 7 olabilmesi için 16 olması gerekiyor. Demek ki A burada kaç olacak? 2 olacak sevgili arkadaşlar. 592 bizim aradığımız sayıydı. O halde A sayısı sevgili arkadaşlar 2, B sayısı 5 ve C sayısı 9 olduğuna göre bu sayının yani 2 çarpı 5 çarpı 9'un 7 ile bölümünden kalan soruluyor. 2'nin 7 ile bölümünden kalan 2, 5'in 7 ile bölümünden kalan 5, 9'un 7 ile bölümünden kalan 2 olduğu için sayılar yerine rakamları çarp, kalanları çarparım. Burası da bana neyi verir? Tabii ki 20'yi verir. Peki 20'nin 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 6'dır. O halde buradaki 2 çarpı 5 çarpı 9'un da 7 ile bölümünden kalan 6 olacak cevap E seçeneğidir diyebiliriz. Böylelikle ilk sayfamızı bitirdik ilk 5 soruyu. Geriye kaldı son 5 soru sevgili arkadaşlar. Ve 6. sorumuzla ikinci sayfada devam ediyoruz. K bir gerçel sayı olmak üzere. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu her ikisi gerçel sayısı için fx artı k eşittir 2x artı 10 f'in tersinde x eksi k eşittir x bölü 2 eksi 3 eşitliklerini sağlamakta buna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle x'i almış burada 2x yaptığına göre ben normal bildiğimiz fx'in 2x ile başlaması gerektiğini biliyorum. Artı bir de sonuna bir sabit ekliyorum 2x artı a. Şimdi fx artı k'ya bakalım. fx artı k için 2 çarpı x artı k artı a diyorum. Bu da bana 2x artı 2k artı a'yı veriyor ki bu ifade 2x artı 10'a eşitmiş. 2x'leri götürdüm. Buradan 2k artı a'nın 10 olması gerektiğini net bir şekilde anladım. Daha sonrasında f'in tersinde x eksi k demiş x bölü 2 eksi 3'e eşitmiş. Şimdi f'in tersinde x'i bulmak istiyorum çünkü ben f x'i biliyordum. a'yı bu tarafa gönderdim. x eksi a 2'yi bu tarafa gönderdim bölü 2. f'in tersinde x bu. Peki f'in tersinde x eksi k nedir? Hemen x gördüğümüz yere x eksi k yazarız. x eksi k eksi a bölü 2 yaptı. Bu da sevgili arkadaşlarım bize bunu verecek. Yani x eksi 6 bölü 2'yi verecek. x eksi 6 bölü 2 x bölü 2 eksi 3'e tabii ki eşittir. Çünkü burası 3'ü verir bana. Şimdi pekala ikiler birbirine eşit götürdü. X'ler de zaten eşit. Eksi k eksi a eksi 6 ise demek ki a artı k yani k artı a eşittir 6 olur. Burada üsttekinden alttakini çıkarırsanız K'nın 4 olması gerektiğini A'nın da şurada yerine yazarsak 2 olması gerektiğini anlarız. O halde bizim fx fonksiyonumuz sevgili arkadaşlar. Ya bu arada K'yı sormuştu bize. K'nın 4 olması gerektiğini anladık. Ben Fk'yi falan soracak zannettim. Dolayısıyla gerek yokmuş. Cevap E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 7. soruyla. 0, 1. Çok güzel bir soru. Tam ÖSYM ayarında bir soru. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka soruyu kaydetmenizde fayda var. Sınava girmeden... Bir gün önce mutlaka tekrar etmeniz gereken sorulardan bir tanesi. Sıfır bir kapalı aralığı üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonlarının dik koordinat düzlemindeki grafikleri aşağıda gösterilmiş. İki grafin sağ uç noktaları şekildeki sarı renkli karesel bölgenin sağ kenarını 3 eşit parçaya bölmekte. Yani şurası şöyle eşit arkadaşlar. Hatta ve hatta şurası madem sıfırla bir aralığı burası 1 bölü 3'tür. Buranın ordinatı da 2 bölü 3'tür denilebilir. Daha sonra f fonksiyonuna ait grafiğin sol uç noktasının x eksenine uzaklığı g fonksiyonuna ait grafiğin sol uç noktasının y eşittir 1 uzaklığına eşittir. Yani şurasıyla şurası da birbirine eşitmiş. Şunlara şöyle yapalım. Eşit olacaksa ben şuraya a dersem şuranın ordinatı 1 eksi a olacaktır. Buna göre f 1 bölü 2 ile g 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 sıfırla 1'in tam ortasında olduğu için şurasıyla şunun toplamı istenmiş. Bu iki noktanın ordinatları toplamı isteniyor aslında bakarsak. Şimdi ikisi de doğrusal olduğu için ikisi de doğrusal olduğundan şunu söyleyebilirim ben. Şimdi burası sevgili arkadaşlar 1 eksi a ile 2 bölü 3'ün tam ortasındadır. Burası da a ile 1 bölü 3'ün tam ortasındır. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı bize cevabı verir. Ben bu tam ortadaki sayıyı nasıl bulurum? Tabii ki 1 eksi a ile 1 eksi a ile 2 3'ü toplar 2'ye bölerim. Bu bana G1 bölü 2'yi verir. Şunu verir. Diğeri de A artı 1 bölü 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi ben paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. Eksi A artı A gitti. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı kaçtır? 1'dir. 1 daha ekledim. 2 bölü 2 bana cevabı verir. 2 bölü 2 de 1'dir. O halde cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Ve böylelikle geçtim 8'e. Bu da çok güzel bir soru. TYT'de de karşına çıkabilir ama AYT daha uygun. AYT için daha uygun bir soru. A, B ve C gerçel sayılarının sayı doğrusunda gösterimi şekildeki gibidir. A, B'den B B'de C'den küçük ve B sayısı diğer iki sayının tam ortasında olup A, B ve C sayıları mutlaka mutlak B ve mutlak C büyükten küçüğe eşitsizliğini sağlamakta. A artı B'nin mutlak değeri ile C'nin mutlak değeri toplamının ifadesinin alabileceği değerlerin toplamı 14 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Eğer mutlak a mutlak b'den bu da mutlak c'den daha büyük oluyorsa, o halde sıfır burada olabilir ya da sıfır şurada olabilir. Böylelikle bak a'nın sıfır olan uzaklığı b'nin sıfır olan uzaklığından büyük, bu da c'nin sıfır olan uzaklığından daha büyük olur. Başka bir ihtimal söz konusu değil. Şimdi eğer sıfır en sağ taraftaysa, a negatif, b negatif, c negatif olur. Eğer sıfır b ile c arasında, a negatif, b negatif, c pozitif olur. Böylelikle. İlk duruma kırmızıyla gösterdiğim duruma yani hepsinin negatif olduğu duruma göz atalım. A ile B negatifse toplamları negatiftir. Mutlak değer dışına eksi A eksi C eksi B diye çıkar. C negatifse bu da eksi C diye çıkar. Ki bu ifadenin alabileceği değerlerden birisi budur. Ya da mavi duruma bakalım. A ile B negatif C pozitifse burası eksi A eksi B diye dışarı çıkar. C pozitif olduğu için artı C diye çıkar. Bu da bu ifadenin alabileceği farklı bir değer. Bu ikisini toplarsanız eksi c ile artı c birbirini götürür ve eksi 2a eksi 2b'yi buluruz. Bu da eksi 2 parantezinde a artı b'dir ve bunların toplamı bana 14'ü veriyorsa eğer a artı b eksi 7'nin ta kendisidir. Bana da zaten bu sorulmuştu. O halde cevap d şıkkıdır diyebiliriz. Ve 9. sorumuza bakalım artık. Sondan ikinci soru gerçel sayılardan pozitif gerçel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu için aşağıdakiler biliniyormuş fonksiyon tek fonksiyon ve f fonksiyonun periyodu da 5'miş. E buna göre f14 ile f-9'un toplamı sorulmuş. Madem bu fonksiyon tek fonksiyon o halde f-9 dediğimiz değer biliyorsun tek fonksiyonlar eksiği dışarı kusardı. Eksi f9'a eşittir. Yani ben buradaki f-9 yerine şöyle yazacağım. f14 eksi f9 yazacağım. Şimdi bizim bu fonksiyonumuzun periyodu 5 olduğuna göre f9 f14'e eşittir. Çünkü 14-9'un 5 fazlası 9 14'ün 5 eksiği. Demek ki bunlar birbirine eşit. f 14'ten F9 çıkarsa cevap 0 olur. Yani cevabımız C şıkkıymış dedik sevgili gençler. Ve tabii ki artık son sorumuzdayız. Ve son sorumuz için de sevgili arkadaşlarım. aslında bakarsan soru inanılmaz derecede tam orijinal bir soru olacakmış ki soru hatalı arkadaşlarım. Kusura bakmayın ben... Ee, soruyu seçerken baktım o dedim tamam çok güzel bu sorulmalı dedim ve koydum ama soru hatalı maalesef ee, bu pdf'de 9 soru çözmüş olalım buraya hatalı diye not alabilirsiniz bu pdf'de 9 soru çözmüş olalım söz bir sonraki pdf'de 11 soruyla karşına çıkayım ve o soruda parabol sorusu olsun ekstradan sevgili arkadaşım evet seni çok seviyorum. Hoşça kal, sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.